Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok gösterişli, çok çok güzel olan iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Şöyle modelimi bu şekilde bir tane mor iple başlayacağım. Rengi çok güzel. Bu model arkadaşlar 3 numara şiş kullanacağım örerken hemen yapımında geçelim bir kaç sıra lastiğimi ördüm hazırladım arkadaşlar 3 tane desenden anlatacağım her bir desenimiz 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek 2 4 6 birinci model 2 4 6 ikinci model için 2 4 6 bu da üçüncü modelim için fazladan da 4 tane ilmek attım burası örgümün ön yönü hemen çeviriyorum bu modelimize dahil değil arkadaşlar şöyle ön hazırlık zemin hazırlığı yapacağız bir sıra burada ters öreceğiz baştaki ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum bakın lastiğin arkasındayım bütün ilmeklerimi ters örüyorum ki önde daha rahat kurabileyim modelimi bir de ipiniz kalın ise şiş numaranızı yükseltebilirsiniz. Bütün ilmeklerimi sıra başına kadar hepsini ters örüyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm ve çeviriyorum. Lastiğimin ön bölümüne geldim modelimizin birinci sırasındayız. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi öne verdim. İki tane tersimi ördüm. Şimdi burada şöyle iki dört. Dört tane ilmeğim var. Bu dört tane ilmeğim model olacak. Aradaki iki tane terslerim de başa kadar direklerimiz olacak. Önce bu iki tane ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Örmeden diğer şişimi aktardım. Şöyle kendime doğru yatırdım şişimi. Bu arkadakini diğer şişime bakın bunu da öne getiriyorum. Yani şu şekilde. Şu şekilde öne geldi. Şimdi bunları tek tek örüyorum. Hepsini öreceğim bir bir düz ördüm. Diğerini de düz ördüm. Bu iki ilmeği de tam tersine. Bunu da şu şekilde önce baştaki ilmek arkaya, arkadaki ilmeğimi de öne getirdim. Tek tek bunları düz ördüm. Bakın şu şekilde bir görüntü olacak. Bu şekilde Yakına da verelim. Şimdi iki tane ters örüyorum. Bir, iki. Tekrar modelimizi kuracağız. Bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bana bu şekilde kolay geldi. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa bu iki ilmeği o şekilde değiştirebilirsiniz önemli olan arkadaşlar şu arkadaki öne gelecek bakın daha sonra tam tersini yapıyorum bu sefer de arkadaki ilmeğim. bakın öne gelecek bu bu tarafa gidecek bu da bu tarafa şöyle olacak şimdi iki tane ters Üçüncü modelimi de kurayım. Bu iki tane ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bunu da tam tersi. Bakın. Gerçekten çok kolay ve çok da güzel bir model. İki tane ters, ve kenar ilmek. Evet desenimi kurdum. Şimdi çeviriyorum. Örgümün arka sırasındayım. Burada ne görüyorsam o şekilde öreceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Dört tane ters. 2 tane düz 4 tane ters 2 tane düz 4 tane ters 2 tane düz son ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi bir tane desenimi kurdum ben. Bakın bir desen daha kurmak istiyorum. Beraber bir desen daha kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum. Bunlar başa kadar direk. Bu iki tersler. Şimdi burada dört tane ilmeğimiz var. Önce ne yapıyorduk? Bu iki tanenin yönlerini şu şekilde değiştiriyorum. Bunu da tam tersine değiştiriyorum. İki tane ters. Önce baştaki ilmeklerimin iki tanesini şu şekilde değiştiriyorum. Daha sonra bunları da tam tersini değiştiriyorum. Aradaki iki tane direğimi örüyorum. Bu iki taneyi değiştiriyorum. Bir sıra model. Arkada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir sıra model, önden bir sıra model. Arkadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Öyle kolay, öyle kolay ki çok gösterişli, muhteşem. Bütün ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Evet desenimi bir kez daha kurdum iki tane anlattım sizlere iki desen üzerinden şöyle göstereyim Evet bakın bir de büyük parçamı göstereyim büyük parçam da bu şekilde arkadaşlar burası ön yönü şöyle çeviriyorum Burası da arka yönü arka yönde bakın temiz Ön yönü de bu şekilde. Çok güzel ve çok kolay bir model. Hep bakın ilmeklerimizi böyle açıyoruz. Çok güzel bir model. Tam yeleklik arkadaşlar. Hem de bebek örgülerinizde. Yetişkin örgülerinizde. Hiç model aramanıza gerek yok. Bu model tam size göre. Çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sağlıklı ürün, güzel günlerde kullanın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.